Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet, sizlerden gelen gerçek hayat hikayeleriyle beraber itiraflarınızı seslendiriyorum. Bugün sizlere 65 yaşında olan acılı bir annenin kızıyla ilgili yaşadıklarını anlatacağım. Canan Hanım son 3 senedir kayıp olan kızını aramakla beraber belki bir umut bu videoyu izler kendisine döner diye bana ulaşmak istedi. Eğer sizlerin de kimseye anlatamadığınız itiraflarınız veya anlatsam roman olur dediğiniz gerçek hayat hikayeleriniz varsa lütfen WhatsApp iletişim hattımız olan 0506 397 9395 numaralı telefondan bana ulaşın. Şimdi siz değerli takipçilerimiz kanalımızı ve beni desteklemek için beğeni yorumlarınızı yaparken ben de hayat hikayemize başlıyorum. Merhaba Mehmet Bey. Gerçekten çok çaresiz bir durumdayım ve başvurmadığım, gezmediğim, haber vermediğim kimse kalmadı. Bu kanalı da bana bir arkadaşım tavsiye ettikten sonra incelediğimde gerçekten çok fazla insana ulaşabildiğinizi fark ettim. Bu yüzden şansımı bir de sizden yana kullanmaya karar verdim. Benim adım Canan. 65 yaşında kocasını yıllar evvel kaybetmiş, tek başına kızına sahip çıkmış, okutmuş, büyütmüş bir kadınım. Aslında hayatım da kötü olmayacak şekilde devam ediyordu. Ta ki 3 sene evvel kızımı kaybedene kadar. Şu anda hayatta mı, değil mi onu bile bilmiyorum. Ama içimi yiyor. Bir türlü huzurlu bir dakika geçiremiyorum. Şimdi hikayeme başlamam gerekirse ailemi veya evliliğimi es geçiyorum. Çünkü asıl anlatmak istediklerim kızımla başlıyor. Kızımı el bebek, gül bebek büyüttüm diyebilirim. Çok erken bir evlilik yapsam da uzun bir süre evlat hasretiyle yandım tutuştum. Rabbime asla isyan etmedim. Hep dualar ederken bir yandan da tedavilerim olmaya çalıştım. Allah razı olsun rahmetli kocam da bana hep anlayışla yaklaştı. Bir dediğimi iki etmedi. Ona evlat veremediğim için asla beni suçlamadı. Doktorlara hep yanımda geldi. Allah'ın işi ya. Sonunda dualarım kabul oldu ve 40 yaşında hamile kalarak 41 yaşında da kızımı kucağıma aldım. O kadar güzel, o kadar masum bir bebek vardı ki kollarımın arasında. Pamuklara sarar derler ya, öyle büyüttüm Mehmet Bey. İlk banyosunu yaptırırken o kadar korkuyor, bir yerine bir şey olacak diye o kadar çekiniyordum ki ellerim titriyordu. Çünkü o bana Rabbimin bir hediyesiydi ve ona ufak bir acı vermekten çok çekiniyordum. Kızımın gözlerinin içine bakarak büyüttüm. Bir dediğini iki etmedim. Hayatımı sanki ona bağışlamış gibi gözüm ondan başkasını görmedi. Kocam da aynı şekilde kızımı Sinem'i çok seviyor. Her akşam oyunlar oynuyor, çok ilgileniyordu. Sonra kızım 5 yaşındayken kocamı bir iş kazasından ötürü maalesef kaybettim. Oldukça kötü geçen bir süre kendime gelemedim. Ama kızım için ayakta durmaya, mücadele etmeye devam etmem gerekiyordu. O dönemde ben 46 yaşında, kızım da 5 yaşındaydı. Kocamın ölümünün hemen ardından şirket yetkilileri evimize gelmiş, bize erzak ve yardımda bulunarak biraz da gözümüzü boyamaya çalışmışlardı. Allah yukarıda, ben bu yaptıkları yardımları herkese yapıyorlar, ölüye saygıları olduğu için geride kalanlara sahip çıkıyorlar zannediyordum. Ben anlamadım ama bir komşum vardı, Allah ondan razı olsun. Beni bir akşam köşeye çekerek, bak bacım bunlar size yardımda bulunuyorlar, hep yanınızdayız diyorlar. Ama bence bu işin içinde başka şeyler var. Bu ölüm iş kazası. Senin bunlara dava açmandan korkuyorlar. Ondan bu şekilde seni sindirmeye çalışıyorlar diyerek beni bir avukatla görüşmem için ikna etti. Dediğini yaptım ve kızımı da kucağıma alarak yolda gördüğüm ilk avukat tabelası bulunan binaya girdim. Çok temiz yüzlü, gencecik, yeni mezun olmuş bir genç kız kapıyı açtı ve beni içeri davet etti. O gün o avukat hanıma başımıza gelenleri anlattım. Eşim kaynak uzmanıydı ve doğalgaz borularının monte edilmesiyle ilgili bir iş yapıyordu. Zaten ölümü de gaz sıkışması sonucu oluşan bir patlamayla gerçekleşmişti. Ben bunları anlattıktan sonra avukat hanım ihmal sonucu ölüm gerçekleştiyse şirkete tazminat davası açmamız gerekiyor. İşlemlere başlayabiliriz dedi. Dediği gibi de oldu. Mahkemelere git gel derken 5 sene sonrasında elimize yüklü bir para geçti. Ben kocamdan kalan emekli maaşıyla beraber yükte de bir tazminat kazanmıştım. Keşke kocam ölmeseydi de o para da hiç gelmeseydi. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Genç bir kadın değildim ve yetiştirmem gereken, bakmakla yükümlü olduğum bir kızım vardı. O benim değerlimdi Mehmet Bey. Her şey onun içindi. Ben bu aldığım tazminatla önce ufak bir ev aldım. Kalanını da kızımın geleceğini düşünerek bankaya koymaya karar verdim. Kızım okuluna gidiyor, geliyor, her gün onun peşinde pervane oluyordum. 13-14 yaşlarına kadar beni bir kez olsun üzmeyen kızım
o yaşlarda kötü arkadaşlarının kurbanı olmaya başlıyordu. Ergenlik dönemidir, isyanı geçer diye düşünsem de onu arkadaşlarından bir türlü uzak tutamadım. Sürekli olarak bana bağırmaya, isyan etmeye başlayan kızım sigaraya da 14 yaşında çevresi yüzünden başladı. Yine alttan aldım, kızım dışarıya başkalarına bel bağlamasın diye uğraştım. Her okul çıkışı eve geldikten sonra selam bile vermeden odasına giden kızım sonra da dışarılara çıkmaya başladı. Kaç defa gece 12, 1'lerde sokak sokak kızımı aradığımı ben bilirim. Dinleyen genç kızlarımız varsa Allah aşkına kulaklarını küpe etsinler. Dışarılarda, sokaklarda kötülükten başka bir şey gelmiyor. İnanın gelmiyor. Çünkü kızımın başına hiç de iyi bir şey gelmedi. Önce sigarayla başlayan bağımlılıkları sonra alkole, sonra da uyuşturucu maddelere döndü. Zaten bu maddeleri ona alıştıran da Fatih adında işe yaramaz serserinin tekiydi. Bu Fatih'i kızım okuldayken birkaç kez yakaladım. Konuştum, tabiri caizse yalvardım. Kızımın peşini bırak, onun geleceğini mahvetme dedim. Fatih bana tamam teyze dese de bir türlü sinemi bırakmadı. Hep kötü noktalara çekti. Sinem yaşıtlarına göre uzun boylu, esmer, güzeller güzeli bir kızdı. Dalgalı, upuzun saçları vardı. O kocaman gözleri. Ah o gözleri Mehmet Bey. Bir an olsun aklımdan çıkmıyor. Neyse, lise bitene kadar bu kötü düzen geçtikten sonra üniversite sınavları için kızımın benim kadar heyecanlandığını maalesef göremedim. Ne zaman sınav güzel geçecek, güzel yerlere gireceksin kızım dedikçe Sinem ben okumak istemiyorum anne diyordu. Okul okumak kadar önemli başka hiçbir şey yok kızım. Mesleğini eline al, sonra da ne yapmak istiyorsan onu yap. Ufkun genişlesin, yeni yerler, yeni insanlar tanı dedim. Ama nafile. O beni dinlemeden ben Fatih'le evlenmek istiyorum diye tutturdu. Kızım yapma etme bu yaşta ne evliliği desem de bir akşam karşıma ben hamileyim diyerek çıktı. O an sanki yer yarılsaydı da o yarığın en dibine girebilseydim keşke. İçim daraldı, tansiyonum yükseldi. Bunu yapan benim kızım olamazdı Mehmet Bey. Daha kendisi çocuktu. Şimdi nasıl bağımlı bir adamla evlenip çocuk büyütecekti ki? O karanlığa onu göndermek istemedim. İnanın istemedim. Rabbim belki kızar ama aldıralım çocuğu bu şekilde olmaz diyerek direttim. Bu evliliğe karşı geldim. Ama Sinem kararından dönmedi ve o Fatih pisinin evine gitti. Kız 18 yaşında, polise gitsem reşit bir şey yapamayız diyorlar. Konu komşuya gitsem herkes sahip çıkaydın kızına diyorlar. Ne yapacağımı bilemeden gururumu ayaklar altına alarak Fatihlerin evine gittim. Kapıyı Fatih'in annesi açtıktan sonra bir şokta orada yaşadım. Resmen kısacık bir gecelik, ağzında sigara, saç baş dağılmış bir kadın karşımda duruyordu. Hanımefendi kızım Sinem'i görmek istiyorum deyince geç geç içeride oturuyor hasbam. Bir işe de yaramıyor. Geldi yayıldı kaldı burada dedi. Beynime öyle bir kan sıçrıyordu ki sanki patlayacak. Ya sabır dedim, geçtim içeri baktım. Kızım koltuğa yatmış, sere serpe uzanıyor. Hemen koltuğun dibine, ayaklarım üzerine çöktüm, ellerini ellerimin arasına aldım. Yavrum, kızım, güzel bebeğim, hadi kalk eve gidelim. Ben çocuğuna da sahip çıkarım. Yeter ki yanımda ol, burada kalamazsın, sana uygun bir yer değil dedim. Kızım doğrulup yüzüme baktıktan sonra, ben yokum artık anne, buraya aitim. Benden de, bu bebekten de sana hayır gelmez. Peşimi bırak, beni unut dedi. Ağlayarak yalvarsam da kabul etmedi. Şimdilerde kendime kızıyorum. Orada onun kolundan tutup düş önüme diye bağırmam, belki de sert çıkmam gerekiyordu. Ama yapamadım Mehmet Bey. O kız bana yıllar sonra verilen hediyeydi. Kıyamadım. İçim yana yana o evden ayrıldım. Ama asla gözümü de ayırmadım. Kısa zamanda Fatih Pisi ile evlendiler. Sonra da torunum dünyaya geldi. Bir erkek evlat. Adını Kaan koydular. Doğduktan sonra bana göstermeye getirdiler. Aldım kucağıma, kokusunu içime çektim. O yavruyu aldırmayı düşündüğüm için kendime kızdım. Ama ben kızımın geleceğini düşünüyordum. Neyse, bana göstermeye geldikleri ilk gün Fatih de ilk defa benden para istemeye başladı. Hastane, doğum masrafları diyerek borç para istiyordu. Oğlum sen çalışmıyorsun, etmiyorsun. Ben sana borç versem nasıl geri ödeyeceksin? Hem bende para falan yok. Nereden vereyim bir emekli maaşım var onunla geçiniyorum dedim. Ama o anda kızım bankada benim için biriktirdiğim para var. Oradan versene mezara mı götüreceksin dedi. Doğru kızım mezara gitmeyecek. Ama o para benim de senin de geleceğin için duruyor. Onu ellemek istemiyorum dedim. Kızımın bana cevabı benim geleceğimi sen düşünme. Kocam düşünür. Ver benim hakkımı oldu. O kadar sinirlendim ve kırıldım ki gittim bankadan tüm parayı çektim. Ellerine saydım. Ah salak kafam. Sen ne diye bunu yaptın diye sonradan pişman oldum
Ama olan olmuştu. Bunlar parayı çatır çatır bir tatillerde, bir gezmede, bir tozmada, bir uyuşturucu alarak yiyip bitirdiler. Bu süre boyunca kapıma bir defa bile gelmeyen bu ikisi, para bitince bu sefer de tek varlığım olan evimi sattırmak için kapıma geldiler. Bu sefer karşılarında enayi yoktu. Asla ama asla evimi satmıyorum. Ne yaparsanız yapın dedim, kovdum. O zamanlarda bile sürekli olarak psikolojik baskılara maruz kaldım. Ama evimi satmadım. Şimdilerde çok pişmanlık yaşıyorum. Belki satsam kızım hala güvende olabilirdi. Ama olmadı. Sürekli aradım, konuşmaya çalıştım, kapılarına kadar gittim. Sinem asla bana yüz vermedi ve ev konusunu bahane ederek bana küs kaldı, torunumu da göstermedi. Bu o kadar zoruma gitse de kızımdır, canımdır dedim, asla kin tutmadım. 3 sene öncesine dönersek bir gün evimde otururken kapım çaldı. Açtığımda karşımda Fatih duruyordu. Kucağında da torunum. Hayırdır oğlum, Sinan niye gelmedi diye sorunca burada değil mi dedi. Yo, bana gelmedi, senin yanında değil miydi diye sordum. Anlattığına göre o gece büyük bir kavganın sonrasında Sinan yanına hiçbir şey almadan kapıyı çekip çıkıp gitmişti. Hemen polise gittim, kayıp başvurusunda bulundum, soruşturma açıldı, edildi, her şey yapıldı. Ama Sinan'dan ne bir haber vardı ne de bir iz. Fatih'ten şüphelendin mi? Evet, şüphelendim. Onun canını aldığını bile düşündüm. Ama her soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Bir kanıt bulunamadı. Yani anlayacağınız el elde kaldı, baş başta. Hala kızımı arıyorum. Onun hayatından endişe duyuyorum. Ve vicdan azabıyla nefes almakta bile zorlanıyorum. Keşke evi satsaydım, her kuruşu onların ellerine saysaydım da kızım hala buralarda olsaydı diye kendimi suçlamaktan vazgeçemiyorum. Tek dayanağım torunum oldu. Şu anda ona ben bakıyorum. Burada bu olayları anlattım. Belki hala hayattadır. Belki bu videoyu dinler de benim hala onu beklediğimi öğrenir diye ümit ediyorum. Kızım lütfen beni duy. Ben hala seni bekliyorum. Çık gel yanıma. Gerekirse bu evi satar, beraber yeni bir hayata başlarız. Senin için her şeyi yapmaya hazırım. Gelmesen bile bir ara sesini duyayım. Hiç değilse hayatta olduğunu, iyi olduğunu öğreneyim. Bu bile bana yeter. Beni dinleyenlere verebileceğim tek tavsiye, benim gibi yaşananları kabul etmeyin. Eğer ki evladınızın kötü bir yola doğru gittiğini görüyorsanız engelleyin ve hayatlarını kurtarın. Ben bu vicdan azabıyla nasıl yaşıyorum inanın bilmiyorum. İnşallah kızım hayattadır ve sesimi duyar. Gören, duyan varsa da bana bir haber gönderir. Her şey için teşekkürler Mehmet Bey. Allah sizden razı olsun. Evet arkadaşlar, yaşanılanları dinledik. Umarım bu video Sinem Hanım'a da ulaşarak bizimle iletişime geçer diye ümit etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Diğer bir konuda bu olayların neticesinde hanımefendinin duyduğu üzüntü ve pişmanlık. Evet, her anne evladı için üzülür. Bu şekilde ellerinden kayıp gitmesinden çok fazla etkilenir. Ama her şeyin suçlusu olarak kendini görmen de çok yanlış ablacığım. Sen her zaman ilgili, sevgili bir anne olmuşsun. Kızının kaçıp gitmesi, senden uzaklaşması senin değil, onun kararıydı. Umarım ne kadar üzgün olduğunu ve hala beklediğini öğrenir ve kısa zamanda sana ulaşır. Allah'tan ümit kesilmez. Kendini bu kadar suçlama. Sen yine de elinden geleni yaptın, hala da yapıyorsun, torununa sahip çıkıyorsun. Umarım duaların kabul olur, kızına da kavuşursun. Bana güvenerek yaşadıklarını anlattın ve beni seçtiğin için teşekkürler. Allah'a emanet ol. Evet arkadaşlar, YouTube'un yapı gereği bu video ne kadar çok beğeni ve yorum alırsa o kadar çok insana ulaşıyor. O yüzden sizlerin de destekleriyle bu videoyu yaymamız, belki de Sinem Hanım'a ulaştırmamız gerekli. Sizlerden isteğim, videomuza beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Eğer sizlerin de kimseye anlatamadığınız itiraflarınız veya anlatsam roman olur dediğiniz gerçek hayat hikayeleriniz varsa lütfen WhatsApp iletişim hattımız olan 0506 397 9395 numaralı telefondan bana ulaşın. Ben Mehmet. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.